أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على قوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على قوم المنافقين Bizi yoktan var eden, sonsuz nimetleri bizim hizmetimize sunan, bir Ramazan'a daha kavuşturan Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade edebilmeyi, Ramazan'ın şefaatine erebilmeyi Mevlam cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Rabbül Alemin, tutmuş olduğumuz ki oruçlarımızı, ödemiş olduğumuz ki, ödeyecek olduğumuz ki fitrelerimizi, sadakalarımızı, yapmış olduğumuz ki sahurlarımızı, iftarlarımızı, kılmış olduğumuz ki teravihlerimizi, yapmış olduğumuz ki ibadetlerimizi en güzeliyle kabul eylesin. Daha nice ibadetler yapabilmek için vücudumuza sağlık, sıhhat, afiyet, bedenimize güç ve kuvvet Mevlam nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü sohbetimizde sahur, imsak ve iftar üzerinde sohbet etme gayreti çabası içerisinde olacağım. Sohbetimiz içerisinde sahur, iftar ve imsakın anlamları nedir? Manaları nedir? Sahurun önemi nedir? İmsakın başlangıç vakti nedir? Sabah ezanı ile yeme içmeyi ne zaman bırakacağız? Ne zaman bırakılması gerekir? Orucun başlama vakti, sabah ezanının duyulmadığı yerlerde veya zamanlarda oruca nasıl başlanır? Ramazan ayının dışındaki zamanlarda oruç tutmak isteyenler oruçlarına ne zaman başlayacaklar? İftarın vakti, iftar duası, iftarı geciktirmek veya geciktirmemek, İftar yapmadan önce, iftar yapmadan oruç tutmaya devam etmek, peş peşe oruç tutmaya devam etmek, başkasına iftar yaptırmanın sevabı nedir ve iftarımızı ne ile yapabiliriz? Bu doğrultuda sohbet etme gayreti çabası içerisinde olacağım. Sahur, oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından yeme içme vaktinin adıdır. Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bir yudum su ile de olsa sahur yapılmasını Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Sahura kalkanların Allah'ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar olacağı yine Allah Resulü tarafından bizlere bildirilmiştir. Bir başka hadisi şerifte de Allah Resulü sahur yemeği mübarek bir gıdadır buyuruyor. Bütün bu hadislerden anlaşılan şudur ki sahur sünnettir. Sahur yapmak, sahura kalkmak sünnettir. Sahura kalkmaktaki en önemli husus sünneti yerine getirmektir. Bununla beraber sahura kalkmak vücuda besin takviyesi yapmaktır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahuru tarif ederken, sahura kalkmak Müslümanlarla ehli kitabı birbirinden ayırır. Çünkü ehli kitap sahura kalkmadan oruç tutarlar. Ve hadisi şerifinde de bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki en büyük fark, sahurdur buyurmaktadır. İmsak, fecr-i sadıkın doğuşundan güneşin batışına kadar, yani akşama kadar olan zaman içerisinde yeme, içme ve cinsel birliktelikten uzak durmaktır. Yani güneşin doğuşundan imsak vaktinden akşam vaktine kadar hiçbir şey yemeden, içmeden oruç tutmaktır.
Bu aynı zamanda oruca başlama zamanına da imsak denmektedir. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 187. ayet-i kerimede bize bunun zamanını ayet-i kerime ile bildirmektedir. Ve külü ve şrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyaz minel haytul esved. Siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyiniz, içiniz, yeme içmeye devam ediniz buyurmaktadır. İmsak vaktinin girdiğinin duyurusu Ramazan aylarında sabah ezanı ile beraber bildirilmektedir. Dolayısıyla Ramazan'da sabah ezanı okumaya başlandığı andan itibaren imsak girdi demektir. Böylece sahur vakti sona ermiştir. Sahur vaktinin sona ermesi demek, orucun başlaması demektir. Dolayısıyla yeme içme bitirilir, oruca başlanılır, niyet edilir. Hatta çatalımızda, kaşığımızda henüz ağzımıza getirmediğimiz yemeklerimiz, taamlarımız varsa onlar bırakılır, onlar bile yenmez. Ezanın bitimine kadar yeme içmeye devam etmek yanlıştır. Nasıl ki akşam iftarda ezan okunmaya başladığı anda orucumuzu açabiliyorsak, aynı şekilde sabahleyinde imsak ile beraber sabah ezanı okunmaya başladığı andan itibaren yeme içmeyi kesmemiz gerekmektedir. Sabah ezanını duymadığı için veya duyamadığı için imsak girmesine rağmen yeme içmeye devam edenler ve sonradan imsağın girdiğini fark edenler o gün için gününe gün tutmaları gerekir. Hatta bazı İslam hukukçuları bazı kitaplarda sadece gününe günü değil, hem gününe gün hem de kefaret tutmaları gerekir. İslam hukuku kitaplarında böyle de geçmektedir. Ramazan ayının dışında zamanlarda oruç tutmak isteyenler, bildiğiniz gibi ülkemizde sabah ezanını Ramazan ayının dışındaki zamanlarda imsak vaktinden biraz daha geç okunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak güneşe bir saat kala, yani imsaktan 35 dakika sonra okunmaktadır. Cemaat fazla olsun, katılım fazla olsun diye sabah ezanları geç okunmaktadır. Dolayısıyla Ramazan'ın dışında oruç tutmak isteyenler, nafile oruç tutmak isteyenler, kefaret orucu tutmak isteyenler, sabah ezanı ile değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu takvimlerdeki imsakla beraber oruçlarına başlamaları gerekir, yeme içmelerini bitirmeleri gerekir. İftar, oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun bir biçimde orucunu açmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, orucun geciktirmeden açılmasını hadis-i şerifleriyle bizlere tavsiye etmektedir. Yine Allah Resulü hadis-i şeriflerinde iftar vaktinin girdiğinde emin olduktan sonra iftarı geciktirmemek ve iftarı hurma, su veya tatlı bir şeyle açmayı bizlere tavsiye etmektedir. İftar yapmadan peş peşe oruç tutmak Allah Resulü tarafından yasaklanmıştır. İftarın ertelenmesinde de bazı sakıncalar vardır. O sakıncalardan bir tanesi de akşam namazının vaktinin çıkmasıdır. Dolayısıyla iftar vaktinin girdiği kesin olarak bilindikten sonra iftarımızı ertelemeden hemen iftarımızı yapıp akabinde akşam namazımızı eda etmemiz gerekir. Kitaplarda iftar vakti, iftarla ilgili çok farklı iftar duaları geçmektedir. Allahümme leke sumtu ve ala rizkike eftartu duası Allah Resulü'nün yapmış olduğu dualardan, iftar dualarından bir tanesidir. Bununla beraber farklı dualar da yapabiliriz. Yapılabilecek her bir dua güzel duadır
ve her bir duada iftar vaktinde yapılan dualar makbul dualardandır. Öyleyse iftar vaktimizi beklemiş olduğumuz ki şu vakitlerde ailece duaların kabul olduğunu düşünerek hep beraber duayla iftarımıza bekleyelim, dualarımızı yapalım. Son bir husus, başkalarına iftar yaptırmayla ilgili bir hususa da temas etmek istiyorum. Allah Resulü hadisi şerifinde kim başkasına iftar yaptırırsa oruçlunun o iftar yaptırdığı kişinin dua sevabından hiçbir şey eksilmeden onun kazanmış olduğu ki sevap kadar sevap kazanır buyurmaktadır. Her ne kadar bu yıl koronavirüs dolayısıyla başkalarına iftar yaptırma veya iftarlara katılma imkanımız, şansımız yoksa da inşallah Mevlam bizi sağlıklı günlere kavuşturacak olduğu yakında gelecek günlerimizde başkalarına iftar yaptırarak bu sevabı kazanabiliriz. Bu virüs dolayısıyla bu sevabı kazanmak isteyen aile bireyleri, kendi aile efratları, çoluk çocuk birbirlerine iftarlık ikram ederek bir bardak su dahi olsa bu sevabı kazanabiliriz. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Mevlam en güzeliyle kabul eylesin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve virüsten, her türlü hastalıktan korunmuş oruçlar tutmayı Mevlam bize nasip eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin bizleri umduğuna nail, korktuğundan emin olanlardan eylesin. Bizi ve bütün Müslümanları her türlü beladan, hastalıktan, musibetten, afetten, virüsten, özellikle koronavirüsten Mevlam korusun. Tutmuş olduğumuz oruçlarımız kabul olsun. El-Fatiha.